Sevgili dostlar merhaba. Dünden bugüne dernekler programımızın bir yenisinde daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Geleneği bugünlere taşıyan ve bugün de yaşatma uğraşısında olanları konuk ediyoruz. Dedeleri, babaları, halk ozanlarını, araştırmacıları, yazarları, bilim adamlarını ve aydınlarımızı, dernek başkanlarımızı, kurum temsilcilerimizi ağırlıyoruz. Onların bilgi dağarcıklarına yönelirken aynı zamanda Anadolu'muzun ve Balkanların bilgi derinliklerini de hatırlamış oluyoruz. Ve günümüzdeki çelişkileri, problemleri, sorunları, istek ve beklentileri, umutları da hep birlikte paylaşmış oluyoruz. Bugün de yine bu program çerçevesinde iki değerli konuğumu ağırlayacağım. Sizlere hem Anadolu'nun gerçeklerini hatırlatırken tarihsel süreçte de bir bütün olarak Alevi İslam inancının derinlikleri hakkında bilgiler verecekler. Evet, Hüseyin Orhan Dede çok uzun yıllar öncesinden İstanbul'da cemler yürüten, Malatyalı Malatya Arguan Mineyik köyünden çıkıp gelen İmam Zeynel Abidin Ocağı'nın çok değerli bir dedesi ve aşığı olarak da topluma, inanca büyük hizmetleri olan bir değerimiz. Bugün bizi onurlandırdılar. Hoş geldiniz dedemiz. Hoş bulduk. Ve araştırmacı kimliğiyle gerçekten de tarihsel süreçte Aleviliğin boyutlarını, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde Erem ve Velilerin, dergahların, tekkelerin pozisyonlarını inceleyen, doktora çalışmasını da şu anda Osmanlı-Safavi ilişkileri üzerinde yoğunlaştıran bir dostumuzla birlikte yayınladığı bir kitap çalışması yanında baskı aşamasında da çok önemli bir çalışması bulunan Kızılderili hakkında, Seyid Ali Sultan hakkında da benim ön okumalarını da yapma şansına ve onuruna eriştiğim çok tarihi bir çalışması olan Rıza Yıldırım dostumuz da bizimle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sevgili dostlar, ilk önce dedemize dönüyoruz. Dedemiz 1950'li yıllardan beri İstanbul'da çok zor koşullarda cemlerin yürütülmesi konusunda önder oldu. Kendisi gibi yola gönül vermiş değerli dedelerimizle, ozan ve aşıklarımızla, dernek başkanlarıyla birlikte cemlerin yasak olduğu, yasak bilindiği dönemlerde toplu alanlarda cemler yürüttü, cemleri topluma tanıttı. Bu işin öncülüğünü yaptı. Bugün bakmayın, bazıları her şeye sahip çıkar görünüyor ama bu topluma emek verenleri biz unutmuyoruz. Televizyonumuzun görevi de toplumun köklerine, değerlerine yönelik, ahdi vefa ilkesine yönelik çalışmalardır. O yüzden dedemiz o dönemlerden başlasın, bize anlatsın bakalım köyden İstanbul'a geliş öyküsü, İstanbul'da karşılaştığı sorunlar ve sazını nasıl çalmaya başladı, dedeliğini nasıl yürütmeye başladı, hangi engellerle karşılaştı, hangi güçlükleri aştı? Evet dedeciğim. Evet, teşekkür ederim, sağ ol. Ben 1954'te İstanbul'a geldim, bu sazınla beraber. Sazı kendim öğrendim. Bir tek bir arkadaş bazen düzen yaptırırdı. Kendi kendime çaldım, öğrendim. 1954'te geldim, sazımla, kültürümle ve her sene Abdal Musa Cemini köy olarak tabii bir yerde yapardık, büyük bir salonda. Olmazsa iki yerde yapardık, kimse mahrum kalmasın diye. Ama ikişer gün yapardık. Bizim köylerde adetti. Önce bir gün kurbanlar kesilir, Abdal Musa cemlerinde. O kurbanlar yenir. İkinci günü de o kurbanların, affedersin, ciğeri, efendim başı, ayrıca kömbeler, efendim meyveler toplanır. İkinci günü tekrar yapardık. Bu ananeyi sürdürdük. Ta 89'a kadar böyle devam ettik. 89'da bir Malatya'ya gittim. Dönüşümüzde bir muhite geldik. Muhitin ismini söylemeyeceğim. Birkaç kişi bindi otobüs arkamızda, oturdu. Öyle ağır konuştu ki. Onu da söylemeyeceğim burada. Fakat ben orada ağladım. Dedim ya Rabbim, biz bu iftiralardan, bu ağır ithamlardan ne zaman kurtulacağız diye buraya geldik. O ara bir Şah Kulu'nda bir hizmet vardı. Gittim. Dediler ki gel postuna otur, bize yardımcı ol dede. İşte dedim iyi, tam fırsat bu fırsat. Rahmetlik, Cenab-ı Allah'tan bol bol rahmet dilerim. Mekanı cennet olsun.
bütün geçmişlerimize Hasan Dede'ye de, Hasan Dede'yle beraber işte arkadaşımız bir de Mecdin vardı üçümüzde. Bu hizmete başladık. Her pazar günü fakat hizmete başladık ama altından kıkacak gibi değil. Hiçbir cemevi yok İstanbul'da değil, hiçbir yerde yok. Bir de bakayım 3-4 otobüs. Biz geldik de bunları boş göndermek mümkün değil. Peki 4 cemaat yaptığımı biliyorum. 1,5 saatten 6 saat. Kalkamazdık oturduğumuz yerde. Gençler gelirdi, koluma girerlerdi. Beni arabaya götürürlerdi. Yürüyemezdim. Amaç neydi? Amaç bu toplum kendi kendiye gelsin. Kendi kendiyi tanısın. Şuna emin oldum ki ben, bütün dünyanın gözü bizde. Ama üzüldüğüm bir nokta var. Fakat biz kendi kendimizi gözümüz görmüyor. Dünyanın gözü bizde ama bizim gözümüz bizde değil. Bizim gözümüz başka yerlerde. Halbuki öyle değil. Alevi inancı hiçbir inanca benzemez. Dilerseniz o bir kısımlarında sona girelim. Böyle hizmete başladık. İşte Hasan Dede'yle de rahmetliyle, işte sizinle beraber Bulgaristan'a git, işte İzmir'e git, şuraya git, buraya git, Boyna beraber cüre bağlama, nereye gidecek beraber geldik. Hatta 54'te geldiğim zaman ilk çıktığım şu gurbette 1954'te başımdaki bin bir dertle sana geldim Sarı İstanbul. Gözlerin mavi dalgalı, saçların sarı halgalı. Yoksulların umutlu, sana geldim Sarı İstanbul diye de güzel bir şiirim vardır. Şiirlerinizde hayli evet, bol ve evet, önemli evet, evet, güzel şiirler de var. Söyleyeyim, evet. Peki, Şahkulu Sultan Dergahı'nın sizin yaşamınızda büyük önemi olduğunu biliyorum. Elbette. Çok uzun yıllar oralarda cemlerin açığa çıkmasında hizmetleriniz var yine rahmetli Hasan Sabilge Dede ile. Evet. Biraz da ondan bahsedin. Valla Şahkulu Sultan Dede de gerçekten de bir pazar günü beni çağırdılar. Dediler nasıl bir hizmet yapalım. Dedim cumartesi günü Kur'an okutturun. Yedilerini, kırklarını yaptıralım toplumun ama pazar günü ceme ayırın. Pazar gününü rahmetli Hasan Dede, ben, Mecdin ipiyle çekerdik. Pazar gelsin de biz o insanların içine girelim. Hatta bir gün öyle bir kar yağdı ki yani taksiyle maksiyle çıkma imkanımız yok. Rahmetli Hasan Dede'yle telefonlaştık. Dede tünele kadar gel, ben dedi kamyonet tuttum geleyim. Zincirli kamyonetine. Amaç neydi? Oraya Şahkulu'na gelen insanlar işte dedeler yok diye geri boş dönmesinler. Yani bu zamana kadar öyle keyfe keder gelmedi. Çok hizmet çekildi. Ama Allah sonumuzu hayırlı eyleye. İnşallah hayırlı olur. Çok şükür yüzümüzün ayınan da oradan ayrıldık. En azından şimdi gittiğim zaman oradaki insanlar, inanın ki hala boynuma sarılı bağlayan insanlar var. Peki şimdi bu tarihi eserinizle, ki sizin için çok önemli olduğunu biliyorum, bize neler çalıp söylersiniz? Bir geçmişe dönelim bakalım, yad edelim geleneği. Birlik üzerine yapılmış bir beytim. Ankara Radyosu'nda okumuştum. Hoşuma giden bir beyt. Umarım sizlerin de, dinleyicilerin de hoşuna gider. İkilik perdesin, kaldır ondan gel. Hakikat yolunda cem Kur'an soku. İkilik perdesin, kaldır ondan gel. Kaldır ondan gel. Hakkın yolu birdir, İki olamaz. Kim olamaz? Hakkın yolu birdir. Müzik
Ali. Hakkın yolu birdir, iki olamaz. İkilikte kalan biri bulamaz. Özü çürük bu mey, dana gelemez. İkilik perdesin, kaldır ondan gel, kaldır ondan gel. Nömünü sen geldir, ligde duralım. Nömünü sen geldir. Ömünü sen geldin, ilikte duralım. Ehli beytim gata, rına girelim. Hırsın nefsinkinin tergin verelim. İkilik perdesin, kaldır ondan gel, kaldır ondan gel. Müminlerin özü, sözü bir olur, sözü bir olur. Müminlerin özü, müminlerin özü, sözü bir olur. Hak Adem'de ama gizli sır olur. Her mahlukta gören olur kör olur. İkilik perdesin, kaldır ondan gel, kaldır ondan gel. Şeyda bülbül gonca güle zar eder. Can pire kurban. Şeyda bülbül gonca Ali. Şeyda bülbül gonca güle zar eder. Yol azgını sanma, sın ki kar eder. Kul Hüseyin'im gayrı kimden ar eder. İkilik perdesin, kaldır ondan gel. Kapına geldim, yaşayayım Erdem. Eyvallah, dilinize, yüreğinize, aynı zamanda kaleminize sağlık. Gerçekten çok önemli şiirleriniz var. Evet, sevgili dostlar, gelenek sürüyor, gelenek yaşıyor. Geleneği araştıranlar da var bilimsel olarak. Sevgili dostumuz Rıza Yıldırım'la bugün belki tarihi konulara fazla girmeyeceğiz. Daha çok günümüzdeki örgütlülüğe değineceğiz. Efendim, şimdi dededen dinledik, geleneği yaşatan bir değerimiz. Gerçi siz de buna çok uzak değilsiniz ama bir bilim insanısınız, bilim adamısınız. Gerçekten şu sazlar, şu sözler, bu ocaklar, bu dedeler, babalar, aşıklar, klasik manada Alevilik dediğimiz bu inanç sistemine ne vermiştir? Yani ne ifade ediyor, ne değer katmıştır? Bugünlere eğer Alevilik gelmişse dedelerin, babaların, ozanların yeri nedir Alevilik'te? Evet. Şimdi ben konuşmanın ilerleyen kısmının daha anlamlı olabilmesi için küçük bir tanım yapmak ihtiyacı duyuyorum.
çok geniş bir anlamda bir Alevilik bilgisi diye bir şeyden bahsedersek, bu bilgiyi Alevilerin inandıkları şeyler, inancın kendisi, yani neye inandıkları, nasıl inandıkları, sonra o inançla birlikte onun arkasından gelen sosyal ilişkiler, insanların birbirleriyle olan münasebetlerindeki düzenleme, insanların iç dünyasındaki düzenleme, toplumsal hayatın tanzim edilmesi vesaire, bütün bunların hepsini içine alan bir Alevilik bilgisinden bahsedecek olursak, bu Alevilik bilgisi aslında dedenin hikayesi bunun çok güzel bir örneği. Son 50 yıldır çok hızlı, baş döndürücü bir şekilde ve çoğu noktalarda da kontrolsüz bir dönüşüm ve değişim süreci içerisinde. O yüzden biz günümüzde tam olarak her şeyi göremiyoruz. Çünkü o kadar hızlı bir değişimin ortasındayız ki anlamak ve anlamlandırmak gerçekten çok zor. Benim tarihsel araştırmalarım neticesinde vardığım kanaat ve genelde bütün araştırmacıların ortak sonucudur bu, itiraz eden pek yok, şudur ki Alevilik tarihsel olarak kültürel ve sosyal habitatını, muhitini köylerde bulmuş ve köylerde gelişmiş. Nitekim dedemiz de tırnak içinde kariyer diyecek olursak, kariyerinin ilk ve önemli kısmını köyde yapmış. Daha sonra köyden işte şehire göçüyor, bir serüven yaşıyor, sonra şehirde yeni bir ortamla karşılaşıyor. Bu ortamda biz köyde öğrendiğimiz, bildiğimiz şeyleri nasıl yaşamaya ve yaşatmaya devam ederizin arayışına giriliyor. İşte somut örneği de dedemiz burada. Şimdi bu ortam yalnız inancın temel dinamiklerini ve temel biçimlerini aslında belirleyen bir ortam. Aynı zamanda da inançla bütünleşen ve aynı zamanda tabii fertlerin o inançla bağlantılarını belirleyen bir ortam. Nedir o? Köylerde insanlar birbirleriyle çok yakın ilişki halindedir. Yüz yüze ilişkiler, temaslar çok ön plandadır. Bürokratik yazıyla ilişki yok denecek kadar azdır. Ve insanlar arasında duygusal bir bağ vardır. Bütün insanlar arasında. Yani bir köy toplumunda yaşayan bütün insanlar birbiriyle duygusal bir şekilde bağlıdır. Bir network ağından bahsedebiliriz. İşte o köyde yaşanan Alevilik bu network ağının bütünü içerisinde düşünülürse etraflıca anlaşılabilir. Örneğin Cem, Alevilerin bizim en önemli kurumlarımızdan birisi ve merkezde yer alıyor. Cem'i o network ağı içerisinde, yani ilişkiler ağı içerisinde düşündüğümüzde anlamı çok derinleşir, çok büyür, çok genişler. Başka bir yerde bütün o parametreleri, bağlantıları kopmuş, sadece Cem'in kendisini alıp bir sahneye koyduğumuzda başka bir yerde anlamının %98'i kaybolur gider. İşte o sosyal muhit şehirleşmeyle birlikte, modernleşmeyle birlikte çözülmeye başladı. Çözülünce Alevilik bilgisinin kendisi de büyük bir kriz içerisine girdi aslında. Çünkü alışa geldiği ve yaşadığı, içinde ürediği, büyüdüğü ve özdeşleştiği, bütünleştiği ortam birden başkalaşıveriyor. Şehire geliyor. Şimdi bu aslında gençlerin ayrıca yaşadığı bir hikaye, dedemin yaşındakilerin ayrıca yaşadığı bir hikaye, bundan sonraki gelecek daha küçük yaştaki insanların da bambaşka yaşayacağı bir hikaye. Ama sanıyorum hikayenin en zor ve böyle şiddetli acıların yaşandığı ya da ne yapılacağının tam bilinmediği çok sıkıntılı olan dönem herhalde dedemin neslinin dönemi. Çünkü alışa geldiğin yaşam tarzının içerisinde birden çıkıyorsun şehirde. Bir örnek vermek istiyorum. Yani ne demek istediğim iyi anlaşılsın diye. Şimdi örneğin Aleviler arasında Cem birçok şeyle anlamını kazanır da o birçok şeyin içerisinde en önemlilerinden birisi de düşkünlük kurumudur. Şimdi her yıl yapılan görgü ceminden geçemeyen bir insan Alevi toplumunun içerisinde hiçbir şekilde barınamaz. Çünkü insanlar sosyal ilişkilerini kesiyor, yardımlaşmayı kesiyor, yüzüne bakmıyor, konuşmuyor. Ve köy ortamında ekonomik hayatın, sosyal hayatın ne kadar birbiriyle entegre olduğunu düşünürseniz böyle bir insanın o toplumsal yapı içinde yaşama şansı aslında yok. Bunun çok örnekleri vardır. Bir tane ben kendi duyduğumu aktarmak istiyorum. Bir köyde, benim yakinen bildiğim bir köyde
80'lerde sanıyorum. Köyün ileri gelenlerinden birisi, 4-5 tane de oğlu var yetişkin, işleri yapabilecek. Başka birinin sınırına tecavüz ediyor. Sonra tabii görgü cemi geliyor. Bu insan meydana çekiliyor. Meydanda tabii ki sınırı kaydırılmış olan kişi davacı oluyor. Sen benim sınırımı ihlal ettin. Oradaki yaşlı insanlar, aklı başında insanlar, işte önde gelen insanlar da bunun böyle olduğuna karar veriyor. Diyor ki senin şu kadar cezan var ve ayrıca sınırı da geri yerine götüreceğiz. Bunu kabul etmezsen bu meydandan geçemezsin. Adam da düşünüyor, benim işte 4 tane oğlum var. Bunlardan bir tanesi tarlaların bir kısmını ekip biçse, bir tanesi diğer kısmını ekip biçse, bir tanesi odun getirip götürse, o işleri halletse, bir tanesi köydeki işleri halletse ben bu işi götürürüm diyor. Ve hayır diyor, ne yaparsanız yapın ben yapmayacağım, kabul etmiyorum. Oradan geçemiyor görgü ceminden. Arkasından tabii köydeki herkes ilişkileri kesiyor. Yardımlaşma yok, selam alışverişi yok. Şimdi bu aile içerisinde işlerini yürütmeye başlıyor. Bütün işler tamam oluyor. Sadece öküzleri otlatacak biri lazım. Öküzler kalıyor ortada. Şimdi köy sığırına katamaz. Çünkü köy zaten ilişkiyi kesmiş. Ne yapayım, ne yapayım? Bizim köy, o köyün yakınında başka bir komşu köyde. Bunun bir ahbabı var. Sünni bir köyde. Oraya gidiyor. Ahbabından rica ediyor. Ya böyle böyle bir durum var. Benim öküzler senin öküzlerle birlikte otlasa olur mu? Yakın köyler. O da hay hay diyor, neden olmasın? Ama merak ettim diyor, yani sizin köyün sığırı yok mu? Niye oraya göndermedin? Durumu anlatıyor, ya bizde böyle böyle bir şey var. Ben de böyle bir komşunun hakkını ihlal ettim. Ondan sonra da beni böyle cezalandırdılar. Köy sığırına benim öküzleri almıyorlar. Ondan sonra o ahbabı diyor ki, vallahi kusura bakma. Sizde eğer böyleyse ben de senin öküzlerini odlatamam. Adam sonra mecburen geri dönüyor. Köyün ileri gelenlerini topluyor. Tamam, razı oldum diyor. Tekrar görülmek istiyorum. Tekrar o meydana geliyor. Orada sorulan sorulara cevap veriyor. Talep edilen hakları yerine getiriyor. Ve sıradan o köy sosyal hayatı içerisine, komünitesi içerisine katılıyor. Ve hayat devam ediyor. Şimdi bu kurum o yapı içerisinde, o köy hayatı içerisinde, o muhit içerisinde çok iyi işleyen, çalışan ve sosyal hayatı da birbirini yani intizamlı bir şekilde, düzenli bir şekilde, harmoni içerisinde tutan bir kurum iken şehire geldiğinizde düşünün. Böyle bir şey uygulama şansınız var mı? Şehirde dede bir cemde birisini düşkün ilan etse ihtiyacı yok. Yani gene ister sosyal hayatı düşünelim, ister ekonomik hayat düşünelim, ister başka boyutlarını düşünelim. İhtiyacı yok. Adam başka şekillerde ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Şimdi bu yeni bir durum. Yeni bir muhit, yepyeni bir şartlar seti. Bu şartlar seti içerisinde Aleviler ne yapacağız biz şimdi? Onlara işine girdi. Dedemin gençliği, şehre geldiği dönemlerde. Ondan sonra tabii hazırlıksız olduğu için, yani biz toplum olarak da zaten modernleşmeye, şehirleşmeye önceden hazırlanarak gelmiş, bunun fikri altyapısını, felsefi altyapısını üretmiş bir toplum değiliz genel olarak da. Alevi özelinde de bu hiç yok. Şimdi hazırlıksız birden şehirle karşılaşıyorsun, birden hızlı bir modernleşme süreciyle karşılaşıyorsun. Ne yapacağın belli değil. Şimdi o çarpılmışlık, bir cereyana çarpılmak gibi bir şey bu. İlk anda tabii reflekslerle işte bu Şah Kulu gibi, diğer dergahlar, burası gibi belki kuruluyor. Ama bunların olgunlaşması, asıl fonksiyonerliğini kazanması, ne yapacağına karar vermesi bana kalırsa da hala da netleşmiş değil. Çünkü süreç devam ediyor, bu hızlı değişim süreci. Evet. Hala da netleşmiş değil. Ama eskiye göre diyebiliriz ki beyinler daha net. Çünkü alışıyoruz, şehir hayatına alışıyoruz, yeni şartlara alışıyoruz. Bu yeni şartlar içerisinde inanç nasıl uygulanılabilir? O kültürel gelenek nasıl devam ettirilebilir? Ya da şöyle sormak daha doğru, bunun ne kadarı devam ettirilebilir, ne kadarı ettirilemez? Hangi kısmı değiştirilmesi lazım? Çünkü kaçınılmaz bir şekilde belli bir miktarını değiştirmek zorundasınız. Bu sizin elinizde olan bir şey değil. Bunun arayışı içerisinde şimdi. Ama sanıyorum ki kısa bir süre içerisinde bunun da cevabı bulunup, öyle ümit ediyorum en azından, çok uzun bir tarihi olan
sözü varsa çok hocam, kısa bir şekilde bir şey söyleyeceğim. Hemen bir cümleyle çünkü devam edeceğiz. Yani konunun aslında devamına da girmiş oldunuz. Tarihsel derinliği çok ötelere kadar giden bir inanç ve gelenek seli diyelim ya da ırmağı diyelim. Bunun birden kesilmesi ve bambaşka bir şey olması mümkün değil bir kere. Zaten sosyolojik olarak mümkün değil. Ama yeni şartlar içerisinde de bir şekilde uyarlanması gerekiyor. Şimdi bu tarihinin belki 1200 yıl öteye kadar, yani Türklerin Müslümanlaşma sürecine kadar götürebileceğimiz bu hikayenin 21. yüzyıldaki bu dönüşüm macerası nasıl olacak? Bunu yaparken geride kalan 1200 yılın birikimini tamamen bir kenara bırakacak mıyız? Bırakmayacaksak ne kadarını alıp hangi kısmını bırakacağız? İşte aslında belirlenmesi gereken şey bu. Sanıyorum iş artık bu aşamaya geliyor. Yani 70'lerin, 80'lerin, 60'ların şehir içerisinde birden ne yapılacağını bilmeden karşılaştığın o aşama geçildi. Şimdi şehirlerde yerleşildi, yeni hayata alışıldı. Artık eskinin, aslında o süreçte eskiye de ne kadar merak vardı bilmiyorum. O dönemin gençlerinde, bizlerde yoktu en azından. Şimdi merak artıyor. Eskinin neyini alacağız, neyini bırakacağız? Bunun belirlenmesi. Sanıyorum tartışmalar da oraya doğru kayıyor. Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii kısa bir reklam aramız var. Daha sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben de... Cem TV'den gündemi belirleyen bir program daha. Bu hafta Ayhan Aydın'ın sunacağı gündem programının konuğu Profesör Doktor Hasan Onat. Gündem bu akşam 22.30'da Cem TV'de. Sevgili dostlar tekrar merhaba. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi toplumumuza, ülkemize, devletimize, inancımıza hizmet eden değerlerimizi de anıyoruz programımız içinde. 40 gün oldu yaklaşık. Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz Hasan Sağ Bilge'yi kaybedeli. Onun anısı hep hafızalarımızda silinmez bir şekilde belleklerimize kazındı. Çünkü gerçekten Hüseyin Orhan Dede ile özdeşleşen bir isimdi. Kendisi de Malatyalıydı. İmam Bakır evlatlarındandı. Yola büyük hizmetleri vardı. Ama amansız bir hastalık sonucunda kaybetmişti kendisini. Gerçekten Hak Muhammed Ali aşkıyla çaldığı sazların, söylediği deyişlerin avazları hala kulaklarımızdadır. Onun için ne söylesek azdır. O da Şahkulu Sultan dergahında ve diğer cem evlerinde cemlerin yürümesi için, hizmetlerin devamı için büyük emekler sarf etti. Şimdi amatör bir şekilde de olsa kaydettiğimiz bir görüntüsünü sizlerle paylaşıyoruz. Sonra sohbetimize devam edeceğiz. Bu yolun yolcusu da yadır. Olayım derselim. Dost bu yolun yolcusu. Olayım dersen hem de iki karpuz. Tutmalı değil demiş olup hırka. Yiyeyim dersen yah giyip de yah da. Ben efendim.
Bu saz, bu ses, bu muhabbet, Ehl-i Beyt Katarı'nın nazlı gülü Hasan Sabilge unutulur mu? Onun hayatta en çok sevdiği insanlardan birisi, 30-40 yıl boyunca birlikte cemler yürüttü. Hüseyin Dede'ye dönmek istiyorum. Tabii çok özel yeri olan bir insandı. Anılar canlanıyor, vefa duyguları canlanıyor. Çünkü o da sizin gibi topluma hizmet aşkıyla dolu, yanan bir insandı. Neler söylersiniz? Hasan Dede'den biraz bahsedelim. Hasan Dede, Şah Kurulu'na başladığımız zaman benimle beraber gecesini gününe kattı. Hakikaten çok hizmet etti. Cenab-ı Allah'tan bolca rahmet dilerim. Kalanlara sabır dilerim. Hasan Dede ile beraber Şah Kurulu'nda başlattık. Hacı Bektaşi Veli'ye 10-14 otobüs, Abdal Mısır'a 14 otobüs tutardık. Şah Kurulu'nun büyük bahçesinde hiç elektrik falan yok. Ağaçların boğuna mum dikerdik. O mumların ışığında, bazı da fenermeler bulursak, lüküs falan, orada bir cem yapardık. Öyle bir coşkul olurdu ki, akıl durur. Hasan Dede gerçekten de benim yanımda, toplumun da yanında büyük bir yeri vardı. En son hastaneye gittim yanına. Biraz muhabbet ettik, konuştuk. Kendisine de bir şiir hatta yazdım. Çok uzattım bu hastane işini. Artık yeter. Artık bu kadar yeter kah Hasan Dede. Alıp gitmek var mı hemen başını? Sonra bozulur bak Hasan Dede. Abdal Mısır Cem'i bekliyor bizi. Sakın oyalanma, al da gel sazı. Hakikate mümin, hakikate bağlı müminin özü. Bu yolda hiç hile yok Hasan Dede diye bir de şiirim var.
Bir de kendi ağzından bana kalk diyorsun. İyi güzel de sinemde yaralar hicrana döndü diye. Böyle bir de şiir var. Şimdi söylemeyeceğim. Hasan Dede'nin gerçekten de senelerce sesin sesime kattım onunla beraber. Sana mürşü dedim, elinden tuttum, senelerce sesin sesime kattım. Herkes bir laf dedi, ardımı attım. Eh be yeter yeter, eh Hasan Dede, orada da bir şey yapayım sistem. Gerçekten Hasan Dede hala da bir saniye unutamıyorum çünkü az hatıramız olmadı. Bulgaristan'a beraber gittik. Şunu anlatayım, kısa keseyim. Del ormanlara girdik. Orada Gelincik Pınarı diye, belki sen de yanımızdasın. Biz su akıyı. Şimdi bizim Aydoğan'la beraber o ona su atıyor, o ona. Ben bunların birbirine su atmasından o kadar zevk aldım ki, o kadar mutlu oldum ki, ya Rabbim. Şunların keyfine bak. Çünkü onu ben yaşayamıyorum, o duyguyu yaşayamayayım. Öyle ama bırak diyeyim, bunlar yaşasınlar bu duyguyu. Çok güzel hatıralarımız oldu. Allah'tan rahmet dilerim, ne diyelim. Kalanlara sabun. Şimdi Hasan Dede ile siz ikili olarak şöyle bir portre çizdiniz. Anlattınız ama ben tekrar kalın çizgilerle altını çizeyim. Bugün, şu andaki günümüzde cemevleri var, televizyonlar var, radyolar var, iletişim organlarına sahip Alevi toplumu. Evet. Fakat bu 50 yıllık süreç içerisinde o olanaklardan yoksundu. Evet. İçte bir aşk var, sevda var, evet. Özlem var. Evet. Nereye özlem var? İnanç merkezlerine, Abdal Musa, evet. Hacı Bektaş, evet. Ve diğer birçok yere, Sücahattin Veli'ye, Seyit Gazi'ye. İnsanlar diyor ki biz gidelim ama kiminle gidelim? Kiminle gidelim? Kiminle gidecek? Tabii. Bu insanların rehberi kim? Tabii. O nedenlerle dedelerimiz bizim rehberimizdir deyip sizlerin kapınızı çalmaları ve otobüsler dolusu, 20-30 otobüs dolusu insanın oralara sizin önderliğinizde gitmeniz anlamlıydı ve şu anlamlıydı. Gidip orada cem yapacağız. Yani inanç merkezine gidip ziyaret etmek ama dedelerle birlikte cem yapmak çok anlamlıydı. Evet. Bu hisler var. Onları, bunlar çok önemli duygular. Ben burada yine Rıza Bey'e döneyim. Yine buradan devam edelim isterseniz. Yani o sürecin detaylarına giriyoruz ama ne diyorsunuz? Toplum diyor ki biz gideceğiz. Hacı Bektaş'a gideceğiz, Abdal Musa'ya gideceğiz ama dedemizle gideceğiz. Dedemizle cem yapacağız, ibadet edeceğiz. Kendi kimliğini, varlığını göstermek, ispat etmek, yaşamanın bir fenomeni, bir unsuru olarak da görüyorlar değil mi dedeleri halk? Tabii. Yüzyıllar boyunca bu inancın temel taşıyıcıları dedeler olduğu için tabii günümüzde de Alevi inancı, Alevi ibadeti, Alevi kültürü denildiği zaman doğal olarak ilk önce akla dedeler geliyor. Ve insanlar da dede arıyor. Ama şimdi ben Hasan Dede ile Hüseyin Orhan Dede'nin birlikteliklerinden bende oluşan bir çağrışımı burada sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi yine o eski Aleviliğin yaşadığı muhitin bir ürünü sanıyorum bu. İnsanlar arasındaki ilişkilerin boyutu çok derin. Hatta eski bir tabirle deruni olduğunu ben uzaktan görüyorum. Yani yaşlanmış insanlarda gözlemliyorum bunu. Çünkü günümüzün hayatında bu tür ilişkileri görmek çok zor. Bunlardan bir tanesi yine aslında böyle sıkıntı çeken Alevi kurumlarından birisiyle de ilgili bu çok yakından, musahiplikle ilgili. Çok yakından tanıdığım iki musahip vardı. Şimdi ikisi de Hakk'a yürüdüler. Şimdi musahiplik bilen bilir, çok zor bir şeydir. Yani belki bir tür sıratı dünyada geçmek gibi bir şey. Hakikaten musahip olmak hakkıyla ve musahipliğin şartlarını yerine getirmek çok çok zor bir şey. Her şeyini paylaşacaksın. İnsan ailesiyle birlikte bile her şeyini paylaşmakta çok güçlük çekerken burada bir başka aileyle namusa ait şeylerin dışında her şeyi paylaşacaksın. Yani mesela şu demek. Ben gördüm bunları, yani yaşayanları gördüm. Musahibin gelecek, senin evinden istediğini alıp gidecek. Ona
itiraz etmek şöyle dursun, gönlünden bir şey geçmeyecek. Yani şey bu, rükünü bu, bu işin. Şimdi bu şekilde müsahip olan insanlarda da gerçekten aralarında çok derin bir bağ. Bu bağ tarif edilmesi çok güç tabii. Olduğunu son nesillerde gözlemledim. Bir tanesini söyleyeceğim sadece. İki müsahip, tanıyordum ikisini de çok yakından. Birbirlerinin zaten hayatlarında çok sevdiklerini görüyorduk. Çünkü ilişkilerinde, paylaşmalarında falan bunlar çok net olarak ortaya çıkıyordu. Fakat birisi iki ay önce vefat etti. Arkasından diğeri rüyalarında, ben tabii bu konularla ilgili araştırmalar da yaptığım için sürekli bu tür insanlarla konuşuyorum. İşte saha araştırmaları falan. Böyle arkasından şöyle anlatmaya başlamış. İşte kardeşim beni çağırıyor. Böyle demeye başlamış. Ve iki ay geçmedi, o da vefat etti. Şimdi burada bunu nasıl anlarsanız anlayın. Ama en azından şu açıkça ortada. Burada çok derin bir psikolojik bağ var. Yani bu insanların psikolojisi birbirlerine karşı ilişkilerinin çok derin olduğunu çok net olarak ortaya koyuyor. Yani o şimdi böyle bir müsahiplik ilişkisini, böyle bir dostluk ilişkisini, bu kadar derin bir dostluk ilişkisini şehirde kurmak bilemiyorum mümkün mü? Bizim neslimiz için kurmak bilemiyorum mümkün mü? Dedenin Hasan Dede ile olan ilişkileri de biraz buna benziyor. İşte biz yine dönüp dolaşıp hep aynı yere geliyoruz farklı kurumlar üzerinden. Bu kurumların istesek de istemesek de içinde yaşadığımız şartlarda aynı ile yaşaması artık imkansız. Ancak o özündeki güzel olan şeyi alıp etrafındaki değişebilir, değişmesinden öze zarar vermeyecek şeyleri değiştirerek modern şartlar içerisinde hala yaşanabilir, hala yaşayabilir bir hale getirilebilir mi? Bunun üzerinde kafa yorulabilir. Bunun üzerinde çalışılabilir. Zaten bunun bir şekilde de mümkün olması lazım. Yoksa hakikaten 1200 yıla yakın bir tarihte ağırlıkla kırsal köylerde ve biraz belli bir miktarda göçebeler arasında yaşamış bir inancın şimdi şehirlerde devam edebilmesi için bunu bir şekilde başarması lazım. Tabii bu inanç diyoruz. İnanca eşlik eden çok geniş bir kültürel çerçeve de var. O kültür de aynı şekilde devam edebilmesi için bu uyarlamanın yapılması lazım. Tabii bu uzun bir konu. Fazla sözü uzatmayayım. Bizim dedelerle, dede nesliyle yani hakikaten yaş olarak da dede saydığımız insanlarla gençler arasında da bir frekans kopukluğu. Herkes biliyor zaten bir frekans uyumsuzluğu olduğu. Bu da aslında işte o. Yani geleneksel yaşanan şeyle modern hayat içerisinde mecbur kalınan, bir şekilde uyum sağlanması gereken hayat tarzı arasında bilinçli olarak başarılı bir şekilde uyumun tam olarak başarılamadığını, ortaya konulamadığını gençlerle orta yaşın üzerindeki nesil arasındaki frekans uyumsuzluğunda rahat görebiliriz. Bundan sonraki süreçte ümit edilir ki geleneği temsil eden, geleneği en azından belli bir dönem yaşamış olan, orijinal, otantik muhitinde yaşamış olan insanlardan o geleneğin aslına dair ögeleri alarak modern şartlar içerisinde yaşayabilir, yaşanabilir kılmak için hem modern şartları bilen, yaşayan hem de geleneği de bu şekilde araştırarak belki gidip tecrübe ederek yakalayan, bir sonrakisini bir araya getirip bir sentez oluşturan insanlar olması lazım. Evet. Öyle diyorum. Çok güzeldi. Tabii bizim veterinerlerimiz yine var. Hasan dedemizi bir görüntüyle yine analım. Ben sözü bana keseyim. Bir katkıda bulabilir mi Rıza hayır. Efendi? Rıza. Şimdi demin köydeki ibadet ile şehirdeki ibadet bir tutmaz dendi. Doğru. Şimdi köyde bakın müsahip olur. İki bayan, iki erkek kalkar. Ne yapar? Bunlar ekmek pişirir, yufka ekmeği. Bakın bu incedir. Bunun anlamı büyüktür. O yufka ekmeğini alır. Köy kaç tane? 100 tane. 100 tane ekmek alır. Başını vur. Kapı kapı gezerler. Gider,
bir ekmek verir, rızalık ekmek lokması. Bana hakkını helal et der, ben Muhammed Ali'nin yoluna gidiyorum. Ve oradan razılık alır gelir, ondan sonra Muhammed Ali'nin yoluna gider. Ha şimdi burada, ibadet İstanbul'da aynı olur mu? Olmaz ama şu da olmalı. Eğer 1200 seneden beri yahut 1400 seneden beri bu yolu bütün geçmişlerimiz kendilerine uydursalardı, yol çoktan bitmişti. Ne yaptılar? Kendiler yola uydular. Şimdi işte bizim kayımız burada. Adam posta oturuyor. Ama layık mı, değil mi, onun hesabını hiç aklına bile getirmiyor. Halbuki o postun bugün ağzı dili yok. Yarın huzuru mahşerde o postun sahibi senin benim yakama yapışacak. Gel bakalım, sen bunu oturdun ama hakkını verebildin mi? Onun için yüzümüzün ayıyla onun hesabını vermek nasip eyleye Cenab-ı Allah. İbadet nedir? Allah'a zikretmek. İkincisi, Allah'ın rızasını kazanmak. İbadet yalnız insanlar mı ibadet ediyor? Hayır. Gökte uçan kuşlar, yerde gezen bütün canlı mahlukatlar da ayrı ayrı benim ümmetimdir. Onlar da sizin gibi yer içer, gezer, uyurlar. Tıpkı sizin gibi beni haldiyle zikrederler ama siz anlamazsınız. Ya Muhammed, bu insanlar huzur-u mahşerde karşıma geldikleri zaman, eğer yaptıkları şer işlere bir özür ileri sürmeselerdi, ben kitapta göndermezdim, peygamber de göndermezdim. Sırf kitapları göndermeme neden, peygamberleri göndermeme neden, yaptıkları şer işlere bir özür ileri sürmesinler diye. Eğer başına bir hayır gelirse benden bil, şer gelirse nefsinden bil. Onun için ibadet çok önemli ama ibadete uymak da önemli. İbadetin bir de amacı var. Amacı ne? Amacı da şu, ben kısa sağdan soldan anlatmayayım, garip de dediğim, davaya mana aşı ya nişan dedim. Küsülü varsa barışsın dedim. Başımda yaşlı bir adam bileyim. İki dakika. Dedi ki dede şu genci önümden kaldır dedi. Genç kalktı. Ne oldu dedim, davanızı bilmiyorum ama sıkıntın ne? Dedi ki dede dedim barışma imkanı durdu. Gence dedim ki elini öp diye miye kalmadı, genç ayağına kapandı. İşte ibadet budur. İbadet insanlar mutlu yaşayacak. Birbirini incitmeyecek, birbirinin hakkına tecavüz etmeyecek. Evet, evet, evet. Yok, uzatmadınız. Söylenmesi gerekenleri söylediniz. Gerçekten de ibadetin özünü belirttiniz. Şimdi tabii bir görüntümüz daha var dedik. Görüntümüzle Hasan Dede'yi yine anmış oluyoruz. Canoy, 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 canoy.
Kayın eylesin dertlerin doma. Derşer gülmüş valla derin yol aman. Yardımcımız olsun olsun o iki imam. Ben senin verdiğin canı ilgara sardım. Ben senin alemin yoluna sardım. Ben file uğradım. Cem TV'den gündemi belirleyen bir program daha. Bu hafta Ayhan Aydın'ın sunacağı gündem programının konuğu Profesör Doktor Hasan Onat. Gündem bu akşam 22.30'da Cem TV'de. Deneyimli gazeteci Sevilay Yükselir çapraz ateşle Cem TV ekranlarında. Siyasetin ve ekonominin önde gelenleri çapraz ateşe konuk oluyor, duyulmayanlar ve bilinmeyenler tüm gerçekliğiyle ortaya çıkıyor. Çapraz Ateş, yarın akşam Cem TV'de. Sevgili dostlar, tekrar merhaba. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hemen Rıza Bey'e dönmek istiyorum. Rıza Bey, geleneksel manada hayli konuştuk, dedeler, geleneksel yapılar, ama günümüz modern örgütlülüğüne baktığımız zaman bu geleneksel yapıdan modern yaşantıya bir geçiş var. Efendim, bunda da sancılar yaşanıyor. Alevi örgütlülüğü içerisinde de sıkıntılar var. Süremiz de azaldı ama bir 10 dakikada nasıl toparlarız bu süreci, bu sıkıntıları? Evet, işte geleneğin artık modern hayat içerisinde çok zorlanması, çok sıkıntı çekmesinin bir sonucu olarak ya da bir dönüşüm den geçtikten sonraki devamı olarak görüyorum ben günümüzdeki dernekleri, vakıfları, Alevi dernek ve vakıflarını. Yani bunlar hem bir taraftan o geleneğe köklerini uzatmaya çalışıyorlar, bir taraftan içinde yaşadıkları hayatın şartlarıyla buluşmaya, onlarla kucaklaşmaya çalışıyorlar. İkisini bir arada tutarak işte Alevi olarak yaşamaya insanların Alevi olarak yaşamalarını zemin oluşturmaya ya da insanlara cesaret vermeye, yüreklendirmeye, onlara bir örnek alan oluşturmaya çalışıyorlar. Başarılı olunuyor mu, olunmuyor mu? Tabii bunu ölçmek zor. Benim haddim hiç değil. Ama şunu diyebiliriz belki. Bu değişim, sosyolojik değişim süreci içerisinde bu aslında kaçınılmazdı. Yani derneklerin kurulması, vakıfların kurulması ve dernekler, vakıflar merkezinde Alevilerin bir araya gelmeleri, kültürlerini, inançlarını, kimliklerini bu merkezlere endeksli olarak devam ettirmeye çalışmaları kaçınılmazdı aslında. Bundan sonraki süreçte göreceğiz bakalım. İş ne, dernekler hangi istikamete doğru yönelecek? Şimdi tabii ayrı bir problem ya da ayrı bir
husus daha var. O bugün konuşulacak kadar kısa değil tabii. Sadece işaret ederek bitireyim sözlerimi. Şimdi dernekler de modern hayatın içerisinde kendilerine yön belirlemeye çalışırken görünen o ki günümüzde iki ana istikamete yönelmiş durumda gibi gözüküyorlar. Bir tanesi bir şekilde gelenekle bağlantıyı kurarak modern devam etmek. Bir başkası belki gelenekle bağlantı kurmakta çok zorlandığından onun kolay iş olmadığını fark ediyor belki. Geleneği göz ardı ederek yepyeni bir tarzda devam etmek eğiliminde gözüküyor. Ancak yine sosyolojinin ve tarihin kuralları ikinci şıkkın biraz zor olacağını söylüyor. Devamlılık ne kadar kırılma olursa olsun, ne kadar kopukluk olursa olsun belli bir miktar en azından devamlılık, sürekli kaçınılmaz. Fakat tabii bu süreçte insanların katkıları, ne kadar birikime sahip oldukları, o birikimlerini nasıl diğerleriyle paylaşarak daha geniş bir havuz, bilgi ve kültür havuzu oluşturabilecekleri, bütün bunlar belirleyici olacaktır. Bir şey söylemek zor. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Dernekler, vakıflar ve bu cemevleri, aslında cemevi dediğimiz şey de dernek ekseni etrafında oluşuyor bu şehirlerde. Bağımsız bir şey değil cemevi. Bütün bunlar bu şekilde olması modern hayatın ve şehirde yaşamanın bir gereği, kaçınılmaz bir gereği. Bu bunun içerisinde bir şekilde şekilli, yani bir yol bularak gelişmeli. Bilemiyorum nasıl olacak. Peki siz Kızılderili Seyyid Ali Sultan'la ilgili çok önemli bulduğumuz bir çalışmaya imza attınız. İnşallah onu bu sene içerisinde okuyacağız. Safavi Devleti ile Osmanlı arasındaki ilişkileri irdeliyorsunuz. Birkaç cümlede bu tecrübelerden de yola çıkarak modern araştırmacılığın Alevilik boyutuna biraz değinsek, zor bir alan tabii ama neden yeteri kadar dostumuz yok, yönelmiyor, yetkin eserler ortaya konulmuyor? Birkaç cümleyle ne dersiniz? Evet, onu bağımsız bir konu tabii ama çok önemli bir konu. Şimdi genel olarak Türk tarihçiliğinde Safevilere ilgi çok az. Hatta denilebilir ki Türkçe Safevilerle ilgili yazılmış ciddi bilimsel makale ya da kitap yok denecek kadar az. Halbuki Safevi devletinin ortaya çıkışı, hatta çıkmadan önce Şah İsmail'in babası Şeyh Haydar ve dedesi Şeyh Cüneyt döneminden itibaren özellikle Şah İsmail'le tabii zirveye çıkıyor bu iş ve devamında Safevi devletin hikayesi Anadolu'daki Kızılbaşları birebir etkileyen bir şey. Hem bu Kızılbaşların sosyal örgütlenmelerini etkiliyor, hem inanç yapılarına etki yapıyor, hem siyasi, politik yönelimlerini etkiliyor ama biz Safevileri hiç bilmiyoruz. Ancak öte yandan Avrupa'da epeyce gelişmiş bir literatür var. Avrupalılar ya da Amerikalılar, yani Batılılar bu konuda çalışmışlar. Bu bir eksik. Onun dışında bizim Alevi Bektaşi kaynakları da var aslında epeyce. Bunlar da yeterince şu anda bilmiyoruz. Onların da bir an önce Osmanlıca'yı okuyabilen insanlarca okunup bilim dünyasına kazandırılması lazım. Bu iki temel oluştuktan sonra devam edebiliriz. Ondan sonra yani kaynaklarımız ve Safevi boyutunu biraz bildikten sonra iş nasıl gelişmiş? Bunun tarihindeki temel dinamikler nedir? O zaten onları bilmeden günümüzü anlamak imkansız. Bunlar bu noktalara gelebiliriz. Bu da biraz yine vakit istiyor gibi. Yani şu andaki tabloya bakacak olursak bu alanlarda da çalışan insanlar daha ziyade geleneğin içerisinden yetişmiş olan insanlar değil, yani az diyebiliriz. Ama ileride artacaktır. Tabii dışarıdan insanların da, geleneğin içinden yetişmemiş insanların da çalışmasında hiç mahsur yok. Tam tersi, onların da ayrıca kattıkları çok güzel hususlar oluyor. Çok ayrı bakış açıları getiriyorlar. Fakat o bakış açılarının yanında bir de geleneği bilen insanların da aynı derecede çalışarak alternatif bakış açıları üretmeleri
tarihsel gerçekliğin daha doğru olarak, daha net, daha berrak olarak ortaya çıkmasını şüphesiz katkı sağlayacak. Ya bu noktada aslında yine bu dernekler, vakıflar işte oraya geri dönecek olursak, bu modern hayatın içerisinde bu iş biraz da onlara düşüyor gibi geliyor bana. Yani bir şekilde teşvik edilmeli. İnsanlar örneğin master konuları verilebilir, doktora konuları verilebilir. Bu alanlarda master doktora yapacak insanlar teşvik edilebilir, burs verilebilir. Bu ancak böyle olur. Yoksa insanlar durduk yere konu merak etmez. Yani sizin konularınızı merak edip de gelip çalışmaz. Çalışanlar oluyor ama daha fazla olması için bu tür yönelimlerin olması gerekir diye düşünüyorum. Ama bu apayrı çok uzun bir mesele. Sanıyorum vaktimiz de dar. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten genç yaşınızda araştırmacı kimliğinizle güzel çalışmalara imza attınız, atıyorsunuz. Devamını diliyoruz. Başka programlarda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoş sefa geldiniz. Çok teşekkürler. Ben şimdi dedeme döneceğim ve dedemin mesajlarıyla birlikte, o eşsiz bağlamasıyla birlikte programımızı bağlayalım diyoruz. Tabii bu arada programı bağlamadan önce bu güzelliğimize güzellik katan sevgili halk ozanı Ali Doğan'a teşekkür ediyoruz. Güzel bir çiçekle katkıda bulundu. Yarın da önemli bir beldeden, Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin diyarından sevgili belediye başkanımızı Ali Rıza Selman Pakoğlu'nu ve iki genç arkadaşımızı ağırlayacağımızı şimdiden duyuralım. Ve dedem şöyle söyleyelim. Arkadaşımız diyor ki bilimsel yönde araştırma yapmak oldukça meşakkatli, zor bir şey. Ama siz de diyeceksiniz ki herhalde bu dedeler, bu babalar bu büyük yükü omuzlayıp bugüne kadar getirdi. Biraz da dernekler biraz daha fazla çalışsın, araştırmacılara biraz daha fazla görev düşüyor. Gençlere ne diyeceksiniz? Daha şimdi sonra saza geçeriz. Gençlere diyeceğim şu, bir defa gençleri sevgiyle, saygıyla karşılayacağız. Biz Şah Kulu'ndayken en az 200 tane genç geldi. İnanın ki o gençlerdeki sevgi, saygı hiç katli surette ben unutamam. İşte garip dedi de gençler. O gençler yine öyle. Ne zaman? Şimdi Cenab-ı Allah ne diyor? Sen bana yürü yürü gel, ben sana koşa koşa gelem. Ben dediğim ama yürüme. Hayır, sen ona yürüyeceksin. Neyle? Sevgiyle, saygıyla kucaklayacaksın. O da yine sana kucaklayıp elini öpüp hürmet eder. Eğer sen ona sert davranırsan, kırıcı davranırsan, incitirsen, bazen ben derim kırmadan, dökmeden, incitmeden, fakat bunu ben kendime söylerim. Burada dedeler hakkında da bir beytim var. Hüseyin'im saz ile olur mu dede? Eğer ahlak yoksa beyhuda seda, işte ben giderim size elveda, ceddinin izini sürdün mü dede? Yani burada gençleri kucaklamak için gençlere yardımcı olacaksın her konuda. Bilgisayar kursu açacaksın. Tabii var bunlar, her dernekte var ama yine de ben derneklerin birleşmesini isterim. Öyle köşe kapmaca oynamayla bizi bir yere götüremezler. Gönül birliği. Bakın başta birlik aleminden dem vuran sofu. İkilik perdesini kaldır, ondan gel. Ben Aleviyim. Muhammed Ali'ye inanmışım. Muhammed Ali'ye vermişim ikrar, sete zara nalet edene inkar. Yetiş carımıza eleman hünkâr. Affeyle suçumuz, bağışla bizi. Şimdi biz Aleviyim demeyle Alevi de olunmuyor canım. Biraz da fedakarlık isteği. Bu gençleri kazanmak için ne gerekiyse bu dernekler, vakıflar onu yapmalılar. Ama sen gençleri dışlarsan, beni bugün bu sene Şah Kulu'ndan aradılar. Gençler toplanmışlar. Dediler ki biz bir kurban keseceğiz, illa Hüseyin Dede keseceğimizi yapsın. Peki. Dedim ben olmaz tek başıma. Rahmetlik Hasan Dede yarayın dedi. Bari eski günlerimizi hatırlayalım. Hasan Dede'yi getirdiler. Meclis'in işi vardı, gelmedi. Orada bir eski hatıraları canlandırdık. O gençler inanır mısın bize olan saygısı hiç unutulmaz. Ha, onlara göre sen de öyle yaklaşacaksın. Allah gençlerimizin uğrunu açık etsin, yolunu açık etsin. Gençler yaşlılardan daha dürüst. Biz yaşamazsak yaşatamayız. Ölü diri yaşatmaz. Ben yaşlı olarak dedeliğim olsun, aleviliğim olsun, elimden geldiği kadar dört dörtlük yaşamazsam
evlatlarıma örnek olmazsam onlar da yaşatamazlar. Orada biter. Onun için bir dede, bir yaşlı elinden geldiği kadar kendi kendine bu yolu adamalı. Hele dernekler, vakıflar hakkı bilip istersen sazına söyleyeyim onu. Eyvallah. Evet. Bilip hak yoluna gitmeyen, hakkı bilip hak yoluna gitmeyen, sanki hayal mayal düş gelir bana. Kendi söylerken de güdüm tutmayan, bir nasihat verseyim boş gelir bana. Özürümü kendi yüzümde bulursam, özürümü kendi yüzümde bulursam, İkrar nedir, iman iman nedir bilirsem, vücudumdan kurban haber olursam, Ali Ali bin nesya, dünya alem birdir, hoş gelir bana. Kendi vücudumdan kurban haber olursam, dünya alem birdir, dostum hoş gelir bana. Hüseyin'in bağımda iyi güller biterse, Hüseyin'in bağımda güller biterse, şakıyıp dalında bülbül öterse, ummadığım bir dost kurban bir taş atarsa, sanki bin düşmandan billah taş gelir bana. Ummadığım bir dost kurban bir gül atarsa, sanki bin düşmandan taş gelir bana. Geri göğün arşı düşü yaradan, affeyle suçumuzu, bağışla bizi, cümle mahlukatı yoktan var eden, affeyle suçumuzun olur, bağışla bizi, Ali 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 kapına geldim, affeyle suçumuzu, bağışla bizi, beni mecnun ettin, düşürdün derde, düşürdün derde, gezdirir divane kurban, sevdan var serde. Aradım kusurum billah, buldum ben bende. Affeyle suçumu, bağışla beni, Ali 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 senden el aman, Ali 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 senden el aman. Bin günahım vardır, bir de amanım, yetiş carımıza n'olur, tam da zamanın. Yüzüsü hürmeti on iki imamın, affeyle suçumuzu, bağışla bizi, hanadanı ehli beytin aşkına, canan aşkına, yardım eyle derman derman, sıza düştüğüne. Musa gibi turdan olur,
sen yetiş yine. Affeyle suçumuz, bağışla bizi. Yerde karıncalar Ali Ali, gökte yıldızlar. Yaram Kerbela'dır billah, durmadan sızlar. Melhem sürsün diye tabibin gözler. Affeyle suçumuzu, bağışla bizi. Ayın günün yıldızların hakkı için, canan hakkı için. Evliya enbiya nesli paki için. N'olur Şah Hüseyin'e bağışla suçum, affeyle suçumuzu. Bağışla bizi, affeyle suçumuzu. Bağışla bizi. Aşıkların sadık, darın yol için. Gözlerinde ahan ahan aşkın seli için. Yüz sürdüğüm hacı Bektaş Veli için. Affeyle suçumuzu, bağışla bizi. Muhammed Ali'ye vermişim ikrar, vermişim ikrar. Setezaran alet edene inkar. Yetiş carımıza n'olur el aman hünkar. Affeyle suçumuzu, bağışla bizi. N'olur goncalarım doldurma ya da şu garip sinemi yandırma o da. Senden gayrı kime kime gideyim dada. Affeyle suçumuzu, bağışla bizi. Düşünce secdana gözyaşım dinmez, gözyaşım dinmez. Akıl baştan gider billah, dil dua bilmez. Buldur ey sultanım, kusursuz olmaz. Affeyle suçumuzu, bağışla bizi. Yüzüm yerde özüm özüm, çekerim dara. Şeyda bülbül gibi düşürdüm zara. Du cihanda etme n'olur yüzümüz kara. Affeyle suçumuzu, bağışla bizi. Hırsıza huysuza ezdirme bizi. Uydurup şeytana azdırma bizi. Küfür deryasından olur yüzdürme bizi. Affeyle suçumuzu, bağışla bizi. Zalimin zulmünden sen bizi koru, sen bizi koru. Erenler yoluna billah verirler seri. Bizleri yakmadan cehennem narı. Affeyle suçumuzu, bağışla bizi. Affeyle suçumuzu, bağışla bizi. Fitne, fesat, haset, bak dizi dizi. Yaramaz şerrinden sen koru bizi. Cahile kar etmez billah hakkın hak sözü. Affeyle suçumuzu, bağışla bizi. Hüseyin'im didemden akar yaş yine. Şanındandır yardım yardım etmek düşküne. Anadanın ehli beytin aşkına. Anadanı ehli beytin aşkına. Eleman mürüvvet sen yetişkine. Affeyle suçumuzu, bağışla bizi. Sağ olun. Evet sevgili dostlar,
fazla söze gerek yok. Bu münacatı bize bağışlayan sevgili Hüseyin Orhan Dede'ye çok çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizleri buraya kadar getirdin. Teşekkür ederim. Hasan Dede'yi andık. Teşekkür ederim. Allah rahmet etsin. Tekrar kalanlara, Ali Dede'ye, Hüseyin'e, ailesine, çocuklarına başsağlığı dilerim. Cenab-ı Allah işte Hakk'ın rahmeti hepimizin gideceği bir yer. En son bir şiirimi söyleyeyim. Bir tek bir misra. Gül Hüseyin'in böyle söyler sözünü, daim pir aşkına çalar sazını. Hafif mızganmışım, açtım gözümü, uykudan uyandım, düşmüş oğul. Rüya gibi beğen ona, yarın ona böyle gidecek, herkes sınırsını savuracak. Allah ne ver ki? Ölüm de verirse hayırlı vere. Ölmek var ki yaşamaktan beter, yaşamak var ki ölmekten beter. Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. Dinleyenlerin hepsine de saygılarımı sunarım. Hizmetiniz kabul olsun.